Birçok üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacının karşılanamadığı, bazı öğrencilerimizin ve velilerimizin çok zorda kaldıkları bilinen bir gerçektir. Öğrencilerin barınma ihtiyacı çerçevesinde yurt sorunlarını bakanlık olarak ne zaman çözmeyi planlıyorsunuz? Öğrencilerimizin bu temel ihtiyaçlarının karşılanması için tarikatların yurtlarına mı bırakmayı düşünüyorsunuz? Devletin ve belediyelerin imkanlarını bu alanda değerlendirmek yerine TÜRGEV'e ve tarikatlara arsa ve binalar tahsis etmek suretiyle öğrencilerimizin kendi ideolojiniz yönünde yetişmesini neden zorluyorsunuz? Yurt tahsis edilmeyen öğrencilerimize ayda 600 Türk lirası karşılıksız burs vermeyi düşünür müsünüz? Teşekkür ederim. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na soruyorum. 1. Denizli Tavas Yenidere Barajı'nın altyapısı tamamlanmıştır. Barajın suyunu ne zaman vereceksiniz? 2. Denizli Honaz Aşağı Dağdere Mahallesi'nin 500 metre ilerisinde su kaynağı vardır. Mevcut kanallar sulama için yeterli gelmiyor. Bunun için sulama imkanlarının iyileştirilmesini düşünüyor musunuz? 3. Yine Aşağı Dağdere Köyü'ne sel basıyor ve her zaman tehlike saçıyor. DSİ'ye talimat verilerek gerekli kanalların yapılmasını gerçekleştirecek misiniz? 4. Menderes Nehri'nin suyu azaldığı gibi kirliliği de çoğalmıştır. Bu kirliliği temizlemeyi düşünüyor musunuz? 5. Baklan Ovası'nı sulayan Sol Sahil Sulama Birliği ve Çivril Bölgesi Sağ Sahil Sulama Birlikleri sulamada çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Afyon ilinde yapılan gereksiz göletler suyun gelmesine engel oluyor. Bu göletleri azaltmayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na soruyorum. Bakanlığınıza bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan önceden emekli olanlar ile yeni emekli olanlar arasında 200 ile 500 Türk lirası arasında farklı emekli ücretleri ödendiği söylenmektedir. Kurumunuza daha çok prim ödeyen emekli az ücret almakta, az prim ödeyen emekli daha fazla ücret almaktadır. Bu emekliler arasındaki eşitsizlik yaratmakta, şikayetleri arttırmaktadır. Bakanlık olarak emekliler arasındaki eşitsizliği ne zaman gidereceksiniz? Bu konuda intibak düzenlemesini ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? Ayrıca emekli maaşlarından Suriyeliler için kesinti yapıldığı şikayetleri vardır. Bu kesintileri ne zaman son vereceksiniz? Emekli olmak için süre bekleyenler için bir iyileştirme yapmayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Bakan. Nüfus hizmetleri kanununda yapacağınız değişiklikle müftülere nikah kıyma yetkisini vermek istiyorsunuz. Soru 1. Belediyeler bu hizmeti en iyi şekilde yaptıkları bilinen bir gerçektir. Durum böyle olmasına rağmen ülkemizdeki devasa sorunlara karşın müftülüklere nikah kıyma yetkisini vermeyi neden ihtiyaç duydunuz? 2. Müftülere nikah kıyma yetkisi vererek seçmenlerinize mesaj mı vermek istiyorsunuz? 3. Nikah kıyma yetkisini genişleterek müftülere yetki verilmesi evlilik hizmetlerinde bir dağınıklık ortaya çıkarmayacak mı? 4. Müftülere nikah kıyma yetkisi anayasamızın özüne, medeni kanunumuzun ruhuna, laiklik ilkemize aykırılık teşkil etmiyor mu? 5. Verilecek bu yetki toplumda ikilik yaratmayacak mı? Ayrımcılığa neden olmayacak mı? Teşekkür ederim.